Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli dostlar. İnsani ve sosyal gelişim farklı boyutlarda hayata, kültürü, tarihi, bilinci ve insani değerleri yansıtmak üzere devam ediyor. Daha önce kısmen bilgisini verdiğimiz insani ve sosyal gelişim Maltepe Üniversitesi'nde ders oldu. Bir dönemi tamamladık. Dün öğrencilerimiz derslerini başarıyla tamamladılar. Çok güzel geri bildirimlerle devam ediyor. Tabii bir üniversitedeki dersin bilginin hayata taşınması, köprülerin kurulmasıyla alakalı. Boyutlar olmadan bu bilgi hayata taşınmıyor. Biz bu vesileyle Kültür ve Tarih Bilinci platformunu 2005'li yıllarda bir doğu turumuzda belgeselci İsmail Kahraman Bey ile kurmuştuk. Karadeniz'in milli manevi değerlerini araştırırken yine yolumuz kesişti ve 1301 yılında Beylikler döneminde Ordu Mesudiye Kaleköy'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği ile alakalı çalışmaları yürütürken bugün de Giresunlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği'nin toplantısına katıldık. Zaman hızla akıp gidiyor. Bu zaman nimetini en verimli, en güzel şekilde değerlendirme adına sizlerle de buluşup bu günlük faaliyetlerimizi paylaşalım. Bu fani hayatın içine neler koyabiliriz'in derdiyle sizlerle beraberiz. İş adamı olabilmek, bürokrat olabilmek veya her birimizin kendi yerini doldurması. Rabbim bize bir kabiliyet, kapasite vermiş ve bu manada her birimiz bu fani hayatı ebedi hayata sermaye yapabilmek için bir gayret içinde olmamız lazım. O ben insanları ve cinleri ibadet için yarattım ayeti kerimesinin sırrını hayatımıza sadece oruç, namaz, hac, zekatın ötesinde her yaptığımız şeyin bir yazıyı yazarken, bir kitabı okurken, bir yemeği yerken ibadet niyetiyle ve kastıyla yaptığımızda orada da itkan mertebesini en güzeli, en kaliteliyi, en doğruyu hedeflediğimizde çok daha güzel işler ortaya çıkacak ve yaptığımız işe ruh katmasını öğreneceğiz. Eğer yaptığımız işe ruh katma noktasında bir dert ile dertlenirsek, kendimize sormamız gereken biz kime ne verdik, ne istiyoruz sorusunun cevabını da bulmuş olacağız. Bu manada herkes kendinde olandan verecek. İş adamı maddi imkanlarını bir talebenin yetişmesi için kullanırken, bürokrat bulunduğu makamın gücünü hem mevzuatın ve devletin haklarını korurken o devlet ve millet kaynaşmasının arkasında hakkın ve hakikatin tecellisine vesile olduğu ölçüde kendi yerini doldurmuş ve o hayattaki kendisinden beklenen kaliteyi ortaya koymuş olur. Milli ve yerli üretim son dönemde dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi. Aslında milli kelimesinin de kökünü iyi bulmamız lazım. Bu etnik yapıya işaretten ziyade dini değerlere işaret eden bir kelimedir. Daha ilk mekteplerde sen kimin milletindensin denildiğinde İsmail Aleyhisselam'ın milletindeniz diye söylerdik. İşte bu dini ve değerler bağlantısı önemli bir nokta. Birçok hakikatler aslında biliniyor ama bilinen hakikatlerin hayata taşınmasında tebliğden önce temsil dediğimiz bir nokta var. Sen sus, halin konuşsun, beden dili her zaman için sözlü anlatımdan çok daha etkilidir. Bu manada tebliğden önce temsili hayatımıza taşımamız gerekiyor. Bir de farklı zamanlarda farklı meclislerde bulunuyoruz. Meclis adabı dediğimiz bir şey var. İnsani ve sosyal gelişim birçok alanla
insani gelişim, ailevi gelişim, kurumsal gelişim, toplumsal gelişim ve küresel gelişim gibi bir gelişim sistematiğiyle devam ederken belli noktalarda prensip merkezli yaklaşım gibi, teoriler gibi, bazı efendim sistematikler gibi alanları da var ki meclis adabı da bunlardan en önemlileri. Şu anda cemiyetimizi meşgul eden telefonlar, evet cep telefonları hayatımızın bir parçası. Hepimiz çok meşgulüz, hepimize bir şekilde ulaşılması gerekiyor. Ama bir toplantıya girdiğimizde, bir camiye girdiğimizde, bir hedefli bir mecliste bulunduğumuzda telefonumuzu sessize almamız, sessiz telefon uygulamasına geçmemiz bir vazife. Neden? Orada insanlar bir şey anlatıyor, bir konferanstasınız, Allah'ın huzurundasınız, birinin telefonu çalıyor. Bu bütünlüğü tamamen koparıyor. Bu manada sessiz telefon etkinliğine duyarlı olmak durumundayız ki insanların dikkatinin dağılması da belki bir kul hakkına giriyor. Gençlerin, çocukların, hanımların hayatımızın içinde bu yaptığımız plan ve projelere katkı sağlaması bu kültürel devamlılığı devam ettirmenin de asgari şartlarından ki ticaret ahlakı da bu kurumsal gelişimin en önemli noktalarından birisi. Bugün her birimiz bir şekilde bir alışveriş, bir ticaretin içindeyiz. Buradaki hem aldığımız ürünün kalitesi, hem insanların davranış durumları, hem söz ve senet hadiseleri bunlar çok önemli hususlar. Bu manada tekrar kültür ve tarih bilinci platformuna dönecek olursam inşallah Giresun ve Ordu derneklerinin katkılarıyla kültür ve tarih bilinci platformu olarak 10 Şubat'ta Hacı Emiroğulları Beyliği ile alakalı bir çalışmayı da icra edeceğiz. Onu yine belli mecralardan detaylarını duyuracağız. Ben bu manada hepimizin hayatını saygı, hürmet, muhabbet ve kendi öz değerlerini hem şahsi kabiliyet ve kapasitesini hem sorumluluklarını hayata taşıdığı, bu fani hayatı ebedi hayata sermaye yaptığı ve o hüsnü hal ve hüsnü akıbete layık bir hayat yaşamayı temenni ederek hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.